Yani 2011'de İsrail askerlere meydan okuyan bir kız vardı. Filistin'in cesur kızı olarak tanınıyordu Ahad Tamimi. Elbette zaman içinde büyüdü. Acaba şu an hali hazırdaki savaş durumuna dair ne düşünüyor? Bölgedeki son duruma dair ne gibi yorumlar yapıyor? Haber Global İstihbarat Şefi Mücahit Topçu Ahad Tamimi ile bir röportaj yaptı. İzleyelim. Filistin'in Batı Şeria bölgesindeyiz. Nebi Salih köyünde Filistin'in cesur kızı Ahad Tamimi ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ahad'in hemen evindeyiz. Bizi içeride bekliyor. Başlayalım. Hello Ahad. How are you? 7 Ekim'de Hamas'ın başlatmış olduğu Aksa Tufanı operasyonuna İsrail güvenlik güçleri de demir kılıçlar operasyonuyla yanıt verdi ve bölgede çok sayıda insan yaşamını yitirdi. 2000'den fazla Filistinli ne yazık ki hayatını kaybetti. Hem bölgedeki son durumu konuşacağız hem de İsrail-Hamas arasındaki bu çatışmanın detaylarını değerlendireceğiz. Yanımızda çok önemli, çok önemli, kıymetli bir isim var. Filistin'in cesur kızı Ahad Tamimi yayın konuğumuz. Batı Şeria'dayız. Kameraman arkadaşım Çağrı Çalışkan'la birlikte ve bu noktada yayınımızı gerçekleştireceğiz. İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimci Yahudiler bölgede ondan fazla Filistinli'yi öldürdü. Gazze'de yaşanan çatışmalar Batı Şeria'ya yansır mı? Biz her bir Filistinli, her bir Filistin şehri ve kasabası olarak 75 yıldır İsrail'in baskı ve işgal altındayız. Sadece Aksa Tufanı operasyonundan bu yana değil, bu süreç aslında 1948 yılı öncesindeki İngiliz mandasına kadar uzuyor. Sürekli bir katliam oluyor ve biz sürekli şehitler veriyoruz. Bu Gazze'ye has bir durumda değil. İsrail'in işgali bunu öngörüyor. Her yerde böyle. Onların tabiatı bu şekilde. Onlar bizden ne kadar daha fazla kurban alırlar, bunun hesabını yapıyorlar. Ne zaman Gazze'de bir durum yaşansa bu aynı zamanda bizim bölgemizde veya işgal altındaki topraklarda da aynı şekilde yaşanıyor. Gazze'de yaralılar dışında 2000 şehit, Batı Şeria'da da 55 şehidimiz var. Olaylar süresince bizde de elektrikler sürekli kesiliyor. Gazze'den haberdar olmamız istenmiyor. Dünyadan haberimiz olmuyor. Batı Şeria'da durum nasıl? Gazze'deki yaşananlara nasıl bakıyorsun? Batı Şeria'nın Gazze'ye kıyaslaması aynı olmasa da buradan da yaşananları tahmin edebiliyoruz. Durum burada kötü gerçekten. Yollarımız kapalı, bir yere gidemiyoruz. Elektriğimizi kesmiş durumdalar. Ama biz tüm bunlara rağmen güçlüyüz. Gazze güçlü. Dünyadan bizim de özgürlüğümüz olduğunu görmesini bekliyoruz. Biz Filistinliler birlikte yaşıyorduk. Ancak Yahudiler bunu engellediler. Silah kuşananları Gazze'de her gün katliama koştular. Her gün çocuk ölümlerini izler olduk. Sivil ölümlerinin ardı arkası kesilmiyor. Onlar son insan kalıncaya kadar bunu sürdürmek isterler. Ama biz öyle değiliz. Hamas operasyonunda hiçbir çocuk öldürülmedi, kadın öldürülmedi. Çünkü İslam ahlakı bunu gerektiriyor. Kassam'dan onlar bu konuda çok şey öğrenmeliler. Hamas dünyanın gözündeki gibi bir imaja sahip değil. Hamas terörist değil. Biz Filistinliler kurtuluş ve özgürlüğümüzü istiyoruz. Bunun yolu da silahlı olacaksa silahla yapılmalı. Taşla olacaksa taşlarla yapılmalı. Dünya ve uluslararası hukuk sesimizi duymuyor. Biz kurtuluşumuzu istiyoruz. Biz ve direniş güçlerimiz İsrail'in izlediği yola aynı şekilde karşılık veriyoruz. Onlar şiddet kullanıyorlar, direnişte cevap vermek zorunda kalıyor. Hamas son yaptığı operasyondan dolayı terörist olarak tanımlanıyor. Ancak İsrail ordusu 20 yıldır sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de sürekli katliam yapıyor. Bizim buradaki topraklarımızdaki Yahudi işgalciler bizlerin üzerine ateş açıyor. Evlerimize saldırılar düzenliyor. 1948'den beri bu böyle devam ediyor. Hukukumuzu kimse gözetmiyor. Onların yaşamaları ve hayatları için biz kurban veriyoruz. Her gün birimizi esir alıyorlar. İsrail hapishaneleri esirlerimizle dolu. Dünya nerede? Onlar şimdi biraz esir verdi ve dünya ayağa kalktı. Biz her gün esir veriyoruz. Onlar İsrail'in askerleri ve sivil vatandaşları silahlanmayı meşru müdafaa olarak görüyor ve uyguluyorlar. Bu silahlanan sivilleri de bizi öldürüyor. Nerede insanlık, uluslararası hukuk, uluslararası insani sivil toplum kuruluşları hepsini arkalarına almışlar. Dünyayı duyarsızlaştırmışlar. Bundan dolayıdır ki biz direnişten yanayız.
7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sence başarılı mıydı? Yoksa İsrail'i daha da saldırganlaştırdı mı? Tüm dünya bunu bilmeli. Gazze ağır şekilde abluka altında. Hava almaları bile çok görülüyor. Biz her zamankinden daha çok özgürlüğümüze bağlı ve yakınız. Dünya da bunu böyle bilmeli. İsrail dünyanın gözünde çok büyük ve çok güçlü bir devlet olarak görülüyordu. Gazze'de tam aksine çok güçsüz ve baş edemeyecek güçte kabul görüyordu. Ancak Hamas bunu yıktı. Dünyanın en gelişmiş silahlarına sahip olan İsrail'in askeri üslerine yeni kalbine sızdılar. En korunaklı yerleşim birimlerine girdiler. Bu İsrail'in bizim karşımızda örgütlerimizin karşısında durması mümkün değildir. Dünyada İsrail öldürmez, İsrail katliam yapmaz algıları yıkıldı. İsrail'i çok güçlü gören Müslüman ve Arap ülkeleri vardı. Onlar da artık İsrail'in ilelebet güçlü bir devlet olduğu algısından vazgeçsinler. Bu İsrail yenilmez diyorlardı ama öyle olmadığını gösterdik. Bu böyle devam etmeyecek. Yeter ki sizler de harekete geçin. Biz tüm ve din kardeşiyiz. Aslında onlarla bir aramızı düzeltmelerindense yanımızda olmalarını, bizim safımızda yer almalarını istiyoruz. Hamas ve diğer gruplar bizi savunmaktadır. Bunun dışında yapılan talepleri biz de kabul etmiyoruz. Biz Filistin devletini istiyoruz, gerçek bir direniş istiyoruz. Burada gerçekte bir savaş var. Biz de İsrail'in sürekli insanımızı öldürmesine daha fazla sessiz kalamayız. Tüm dünya İsrail'den yana tavır alıyor. Ancak biz de özgürüz ve özgür düşünmek istiyoruz. Bu işgalin tek muhatabı biziz ve sadece biz karşı koyuyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yaşananlar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Takip ettin mi? Dünyanın Filistin meselesine bakışı nasıl? Türkiye'nin tutumunu da ayrıca değerlendirmeni isterim. Dünyadaki algı da artık değişiyor. İsrail pes edecektir. Biz bizim yanımızda olanları istiyoruz. Bu Türkiye için de diğer ülkeler için de böyle. İki taraf arasında bir durum yok. Babamı ve çok yakınlarımı ben de şehit verdim. İsrail de şu anda barış anlaşması ve iki devletli çözüme yanaşıyor. Onlar da bu şekilde çözülür diyorlar. Ama biz artık iki devletli çözüme ve barış görüşmelerine olan inancımızı kaybettik. Buna inanmıyoruz. Birleşmiş Milletler görüşmeleri veya insan hakları yaklaşımları ya da uluslararası mahkemeler artık bizi duymuyor. Biz de artık güvenmiyoruz. Tek güvencemiz Allah var. Son kişi kalıncaya kadar da bu güvencimiz ve duruşumuz devam edecek. Sizin aracılığınızla Türkiye'ye ve Erdoğan'a sesleniyorum. Bizim de Türkiye gibi bir devletimiz olmalı. Osmanlı tüm dünyaya hüküm sürüyordu. Biz de o dönemi istiyoruz. Biz burada Nebi Saleh köyünde sürekli eylem düzenliyorduk. Biz de burada 5 şehit verdik. Biz burada yerleşimci değiliz. Onlar gelip bizim topraklarımızı gasp ettiler. Bunun için işgalin karşısında durmalıyız. Evet, Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi 2011 yılında henüz daha 12 yaşındayken İsrail askerlerine göstermiş olduğu o yumrukla neredeyse tüm dünyanın bildiği, tanıdığı bir isim haline geldi. Filistinli aktivist de Batı Şeria'da önemli bir röportaj gerçekleştirdik diyelim. Sözü Batı Şeria'dan İstanbul'a bırakalım.